Herkese merhabalar. İyi akşamlar dilerim. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Türk Hava Yolları'nın bilançosu açıklandı. Önemli bir şirket. Endeksi en fazla etkileyen şirketten bahsediyoruz. Dolayısıyla şöyle bir özet analiz yapacağız. Tabii ki özetlediğime bakmayın. Biraz da ayrıntılarına falan giriyorum. Yani en azından sizin ihtiyacınız olan ayrıntıları vermeye çalışıyorum. Dolayısıyla gelin dilerseniz hep beraber analizimize başlayalım. Ama analize başlamadan önce YouTube kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoların altına da yorum yapmayı unutmayın değerli yatırımcılar. Videoları beğenmekten, kanala abone olmaktan bahsediyoruz ama bir diğer ek hatırlatmayı da size yapayım. Biliyorsunuz katıl üyeliği açtım ve katıl üyelerine özel bazı analiz noktasında avantajlar sunacağım. Ama şu anda her gün yani gün aşırı eğitim videoları yüklüyorum. Daha öncesinde Udemy'ye verdiğim ya da Shopier'de var olan eğitim videolarını katıl üyelerine özel Açtım değerli yatırımcılar. Her gün bir adet video yüklüyorum ve yaklaşık 33 tane video var. Bu da 33 güne der. Teknik analiz nedir'den başladım. Yani teknik analizin A'sından başladım. Z'sine kadar gideceğiz. Temel dinamikleri baz alarak uygulamış olduğum, ee, çekmiş olduğum teknik analiz videolarından bahsediyorum. Katıl üyesi olarak bu analizlere, videolara, eğitim serisine rahatlıkla erişebilirsiniz. Sizler için çok faydalı olacağını düşünüyorum diyerek, diyerek... Çok hızlı bir şekilde ve hiç zaman kaybetmeden Türk Hava Yolları'nın bilançosunu gelin beraber analiz edelim ve inceleyelim. Öncelikle değerli yatırımcılar. Üçüncü çeyrek bilançosu açıklandı ve 551.9 milyar TL'lik bir satış geliri elde etmiş şirket. Daha öncesinde bu rakam 358.7 milyar TLmiş Yani satışlarını, cirosunu %54 arttırmış. Pozitif mi? Kesinlikle pozitif. Tabii ki güzel bir şey. Brüt kâra baktığımız zaman burada da %16'lık bir artış var. Demek ki satışlarını arttırırken maliyetlerini de bir miktar daha kontrol altında almayı başarabildiği için brüt kâr rakamında da %16 oranında bir artış olmuş ve 112.3 milyar TL'lik bir net kar rakamı özür diliyorum brüt kar rakamına ulaşmış şirket. Esas faaliyet karı oldukça sabit. Burada çok net bir değişiklik yok ama Favök cephesine baktığımız zaman yani faiz, amortisman ve vergi öncesi karına baktığımız zaman 93.3 milyar TL'den 108.6 milyar TL'ye bir artış oranı var değerli yatırımcılar. Oransal bazda da %16 pozitif mi? Evet pozitif. Yani çoğu zaman esas faaliyet karı alınıyor ama FAVÖK'te artık hemen hemen bu dönemde esas faaliyet karı olarak ortaya çıkan bir rasyo. En nihayetinde FAVÖK'te gayet güçlü bir yükseliş hareketi var. %16'lık bir artış. Net dönem karına gelelim. Değerli yatırımcılar, geçtiğimiz yılın 3. çeyreğinde yıllık bazda 69,5 milyar TL'lik net kar rakamı açıklayan Türk Hava Yolları 88.8 milyar TL'lik net kar rakamıyla beklentileri aştı. 88.8 milyar yani neredeyse 89 milyar TL'lik bir net rakamdan bahsediyoruz kar bazında tabii ki. Yani net kar bazında dolayısıyla oldukça pozitif bir fiyatlama. Şimdi bakın şöyle bakıyorum. Özet gelir tablosunda satışlar %54 atmış. Brüt kar %16 atmış. FAVÖK %16 yine artış kaydetmiş ve net dönem karına baktığın zaman da %28 artış kaydetmiş. Enflasyon muhasebesine tabi bir şirket olmadığını biliyoruz. Çünkü şu anda fonksiyonel para birimi dolar olan şirketler enflasyon muhasebesine tabi tutulmuyor değerli yatırımcılar. Onu da hatırlatayım. Şirket dönen varlıkları ve duran varlıklarını arttırmış. Burası benim için önemli çünkü özellikle de duran varlıklarda bir artış olması demek şirketin yatırım yaptığı anlamına gelir. Şimdi duran varlığa bakıyorsunuz %10 oranında bir artış kaydederken döner varlıkları da %9 artmış. Diğer taraftan finansal borçları ve özellikle de net borçlarında bir miktar artış var. Yani finansal borcuna bakıyorum. 425,5 milyar TL'den 494 hadi kabaca 495 milyar TL'ye bir artış olmuş. %16 oranında bir artış. Dolayısıyla da net borcu da %20 artmış. Yani 235 milyar TL'den 282 milyar TL'ye artan borçluluk var. Ama şirketin öz varlığında baktığım zaman %11 oranında bir artış olmuş ve 618,5 milyar TL'ye yükselmiş 557,6 milyar TL'den. Şimdi özet gelir tablosuna baktığım zaman pozitifine değerlendirip negatifine de ayrı bir değerlendirmeyi aldığımda bilançonun daha pozitif olduğunu görüyorum. Satışların arttırıyor, favöke artıyor, net dönem karını %28 arttırıyor. Dönen varlıklarında bir artış var. Özellikle duran varlıklarında %10'luk bir artış var öz kaynağında %11 oranında arttırmış buradaki tek negatif unsur ki bu da yani hisseyi ciddi anlamda hırpalayacak yok edecek aman ciddi sıkıntılar çıkaracak unsur değil o da net borçta ve finansal borçlardaki artışını gelin çeyreksel kalemlere bakalım şimdi çeyreksel bazda daha öncesinde yani geçtiğimiz yılın çeyreksel bazda üçüncü çeyreğinde 169 milyar TL'lik bir satış geliri varken bunu bu yılın yani 2024 yılının 3. çeyreğinde 221.8 milyar TL çıkartmış. Güzel. Çeyreksel verileri baz alındığında yıllık bazda güzel bir artış var. FAVÖK cephesine yine baktığımda FAVÖK'te de yine güzel bir yükseliş var. E şöyle bakıyorum. 55.7 hadi kabaca 55.8 milyar TL'den 59 milyar TL'ye çıkan bir faiz, amortisman ve vergi öncesi karı var çeyreksel rakamlarda. Şimdi asıl mesele şurası çeyreklik net kar. Çünkü yaklaşık 13 ya da 14 kurumun ortalama medyan beklenti değerli yatırımcılar 47,5 milyar TL'lik Türk Hava Yolları'nın çeyreksel bazda net kar açıklaması şeklindeydi. Ama bakıyorsunuz 51,5 milyar TL rakamında açıklanmış net kar. Yani çeyreksel bazda net kar rakamı en nihayetinde ne olmuş? Beklentileri aşmış. Peki 2023 yılının 3. ile nasıl bir farklılık var? çok ciddi bir farklılık yok değer yatırımcılar. Yani 51.3 milyar TL'den 51.5 milyar TL'ye çıkan bir çeyreksel net kar rakamı olduğunu görüyoruz. İyi ama hani bir şey değişmemiş. Niye, niye, o zaman pozitif diyorsunuz? E değer yatırımcılar şimdi Türkiye'nin ekonomik konjonktürüne baktığımız zaman bilançonun beklentilerden daha yani daha olumsuz bir bilanço bekliyordu piyasa. İşte diyorum ya 47.5 milyar TL'lik çeyreksel net kar açıklaması bekliyordu ama beklentilerin ötesinde pozitif veriler gelince doğal olarak iyi bir bilanço olduğunu görüyoruz. Şimdi tüm bu verilere baktığımız zaman Türk Hava Yolları'nın bilançosunun ciddi anlamda toparlandığını gördüğümüz zaman bakın hiç şu FK'lara geçmeden şöyle bir marjlara bakalım mesela ne demek istediğim burada daha net anlarsınız. Bakın mesela bürüt kar marjı işte bu yılın ilk çeyreğinde 10.9'lardayken şu anda gelmiş olduğumuz noktada 27'li seviyelere yükselmişti. Favök marjına bakın. Yine yıl başında yani birinci çeyrekle kıyaslayalım. 10.5 seviyesinden ne olmuş? 26'lara çıkmış. Net kar marjına baktığım zaman 4.70'den çeyreksel rakamlardır bunlar. Çeyreksel marjlardır. 4'lerden 23'lere çıkmış. Yani marjlarda çok net bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Kaldıraç oranında bir azalış olmaya devam ettiği de önemli. Evet burada bir net borcunu ve finansal borcunu arttırdığını görüyoruz ama bu hani çok önemli midir? E tabii ki yani net borcunu arttırması çok da istenecek bir durum değil ama şirketler sonuçta borçlanabilir. Önemli olan borcunu geri ödeyebiliyor musun? Ki Türk Hava Yolları'ndan bahsediyoruz. bakın yani cari oran 0.97'ye çıkıyor. Yani daha önce 0.93, 0.97'ye çıkmış. Büyük ihtimal şuradaki dönen varlık kalemindeki artışla alakalı bir konu. ama kaldıraç oranına baktığınız zaman mesela 2023 yılının son çeyreğinde %56'larda ama şu anda gelmiş olduğumuz noktada bakın kaç diyor %53'lü seviyelerdeyiz. Dolayısıyla pozitif bir e, ee, bilanço olduğunu net bir şekilde size söyleyebilirim. Gerek beklentileri aşması gerekse marjlardaki toparlanma e, kaldıraç oranının bir yıllık süre zarfı içerisinde düşüyor olması yani borçluluk oranı düşüyor olması gayet pozitif. Bir de bakın kaynak dağılımına baktığımız zaman dikkat edin uzun vadeli yükümlülükler toplam varlıkların %29'u. Kısa vadeli yükümlülükler toplam varlıkların %26'sı ama öz kaynağı %46. Yani 100 birimlik varlığı varsa bunun 46 birimini kendi e, imkanlarıyla oluşturuyor ve sağlıyor. Şimdi bakın, bir kere kaynak dağılımı çok orantılı. Hani öyle çok uçuk kaçık, çok ciddi bir şey de yok. E, borçlulukta ciddi bir sıkıntı da yok. Özellikle kısa vadeli yükümlülüklerin %50 %26 olması gayet olumlu bir şey. E, şimdi tüm bu unsurlara baktığımız zaman, yani özet gelir tablosuna baktığımız zaman, e, çeyreksel verilere baktığımız zaman kaynak dağılımına baktığımız zaman marjlara ve cari oran kaldıraç oranı gibi özet analizleri de baktığımız zaman değer değerli yatırımcılar bilançonun iyi olduğunu söylüyor muyuz? Evet söylüyoruz. Peki çarpanlarına bakalım. Ya bu şirketin çarpanı sadece 2. Fiyat bölü kazanç. Yani şirket karının sadece 2 katına işlem görüyor. Ya çok çok uygun yani çok ucuz. Hatta ucuz değil bedava. Ama bakın ucuz, çok uygun, çok ucuz, bedava. Bu tabirler bugünden yarına oluşan şeyler değil değerli yatırımcılar. Yani eğer bir yabancı fon akışı hızlanacaksa Türkiye ki eninde sonunda en nihayetinde hızlanacaktır. Ee, böyle bir unsurda Türk Hava Yolları çok net ön plana çıkar. O bakımdan dolayı ben mesela bir portföy yönetim şirketi sahibi olsam ya da e, PYŞ'de çalışan bir e, fon yöneticisi olsaydım. Mesela Türk Hava Yolları'na önümüzdeki 12 aylık süre zarfı içerisinde en azından orta vade ki benim için bir yıl orta vadedir. Hatta kısa orta vade arasında bir yer. Ama ben 5 yıl boyunca mesela ev almayayım, arsa almayayım, Türk Hava Yolları alayım, 5 yılda satmayacağım desem kesinlikle bana mantıklı gelir. Bu benim kendi kişisel e, düşüncem. E, öncelikle onu net bir şey söyleyeyim. Asla stratejisi olarak düşünmeyin ama uzun vadede portföylerde yüksek ağırlıklı olarak bence net bir şekilde yer verilmesi gereken bir hisse konumunda. Mesela bakın piyasa değeri, defter değeri. E, değerli yatırımcılar 0.60 ya. Yani piyasadaki değer bilançonun üzerindeki değerin çok çok altında yani. Yani %60 kadar. Şimdi bakıyorsunuz bakın şurada 618 milyonluk bir neyi var mesela bu şirketin? Ee, öz kaynak değeri var. Ee, yıllıklandırmış dönem karına bakıyorsunuz. 88.8 neredeyse 90 milyon TL'lik bir rakamdan bahsediyoruz. Yani gerçekten çok uygun. Çok uygun. Ee, o bakımdan dolayı hani önümüzdeki döneme ilişkin oluşacak talebe yönelik ciddi anlamda yakından takip edilmesi gereken bir Şirket Türk Hava Yolları. Yani bu bu kadar uygun gitmez her zaman. Burada yükseliş hareketi başlarsa arkasından bakarsınız. Öyle söyleyeyim. Şimdi değerli yatırımcılar, biraz şöyle şeylere bakalım. Mesela bilançolara bakalım, bilanço şöyle bir özet bir şekilde bakalım. Çünkü nakit ve nakit benzerlerindeki artış benim gerçekten çok net dikkatimi çekti. Bakın yani şirketin nakit nakdi kasasındaki nakdi ya da istediği anda istediği sürede en kısa sürede nakdi çevirebilecek varlıkların toplamına baktığımda 62.6 milyar TL olduğunu görüyorum kasada. Yani devasa bir rakam ki geçtiğimiz yılın 3. çeyreğinde bu rakam kabaca 25 milyar TL'ymiş. Yani 62.6 milyar TL'ye çıkmış. Zaten bakın grafiğe inanılmaz bir artış var. Yani 2023 yılın son çeyreğinde 20 milyar TL'ymiş. Şimdi neredeyse 3 katından fazla artış var. Yani şimdi mesela bu nereden geliyor diye soracak olursanız buradan dipnot araştırması yapmanız lazım. Kesinlikle öneririm. Mesela finansal yatırımlarında net bir değişiklik yok. Mesela buraya çok kayda kayda değer Görebileceğim bir kalem değil ama nakitle nakit benzeri gerçekten çok ilginç. Ticari alacaklarında bir artış var. Ya bu çok normal yani 23.7 milyar TL'den 39.5 milyar TL'ye yükselmesi çok normal ki bakın. istikrarlı bir şekilde yükseliş var. Ticari alacaklarındaki yükselişi çok çok kötü olarak tabir etmeye gerek yok. Önemli olan alacak devir hızındaki durum. Yani ticari alacaklar iki şekilde artar. Bir ya ticari alacaklarını tahsil edemiyordur ki alacak devir hızından bunu net bir şekilde görebiliriz. Ee, artması iyi bir şey değildir. Diğer taraftan da e, diğer taraftan da e, mesela şunu düşünün. Mesela şirket peşin çalışamıyor. Çünkü ülke konjöktürü, dünya konjöktürü uçak alacak, arsa alacak, fabrika kuracak gibi düşünün. E, parayı ver çok omel al. Para çok omel. Hani <laughs> burası çalışmayabilir. Daha vadeli satış yapıyor da olabilir. Hani e, o şekilde de yorumlamak lazım ama hani bu vadeli satışlar genel itibariyle biraz şeydir. Ee, sanayi şirketleri için daha fazla konuşulur. Dolayısıyla ticari alacaklardaki artışı ben normal karşılıyorum. Konjonktürel olarak da olabilir. Bir de şimdi diğer alacaklar ne mesela? Şimdi 25 milyardan 46 milyar TL'ye çıkmış. Buraya da yine dip notlardan bakmak lazım değerli yatırımcılar. Stoklardaki artış normal. Peşin ödenmiş giderlerdeki artış dikkat çekici. Yani mesela burada büyük ihtimal uçak alımlarını ya peşin veriyor parayı gibi düşünün. Peşin ödenmiş giderler ciddi bir artış var ama gerçi 22.7 milyar TL'den 17.8'e düşmüş. Zaten bunu şuradan görebiliyorum. 22.7'den düşmüş ama yıllık bazda 8.5'ten 17'ye çıkmış. Ya en nihayetinde şunu görebiliyoruz. Yani hani az önce dedik ya dönen varlıklarda bir artış var. Dönen varlıklarında. Ya buradaki artışı az çok neden olduğunu anlayabiliyorsunuz. Yani burada devasa bir nakit girişi var şirkete. Şimdi diğer taraftan mesela duran varlıklardaki artış nereden gelmiş? Ona bakıyorum. Finansal yatırımlar yatırımları var mesela büyükler uzun vadeli mevduatta tuttuğu KKM'den yani örnek veriyorum tuttuğu para yani 10 milyardan 38 milyar TL'ye çıkan bir e, finansal yatırım var ki yani gerçekten çok ciddi bir e, atlayış olmuş e, 19.6 milyar TL'den e, şöyle bakıyorum 38.7 milyar TL'ye yaşanan bir yükseliş olmuş e, dikkat çekici e, burayı dip notlardan bakmanızı öneririm şimdi en nihayetinde her şeye baktığım zaman Şöyle birazcık bakalım. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerine bakıyorum 348 milyar TL. Peki toplam e, dönen varlıklarına bakıyorum 338.8 milyar TL. Yani aslında bakarsanız dönen varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamıyor. Ama çok mu felaket bir durum? Hayır değil. E, onu net bir şekilde söyleyeyim. Sonuçta yani şöyle bir pasada e, 62.6 milyar TL'lik kasada nakit ve nakit benzeri taşıdığında görüyoruz. Yani bilançoda kayda değer bir unsur yok. Hani negatif olarak kayda değer herhangi bir unsuru ben görmedim. Satış gelirlerini az önce arttırdığını görmüştük. Şu anda gelmiş olduğumuz nokta gelir tablosu değerli yatırımcılar. Şöyle bakıyorum mesela genel yönetim giderlerini 7 milyardan 12,5 milyar TL çıkmış. Mesela bakın pazarlama, satış ve dağıtım giderleri. Bunlar hepsi operasyonel giderler. 29 milyar TL'den 43,6 milyar TL'ye çıkmış. Diğer faaliyet gelirleri 11, 11,6. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Gelirler aynı giderlerini düşürmüş. Güzel. Faaliyet zararına baktığın zaman az önce zaten dikkat ettik ya esas faaliyet karı yerinde saymış diye. Burada biraz da operasyonel giderlerle de alakalı mesela pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinde net bir artış olmuş. Bunu zaten görebiliyoruz. Esas faaliyet dışı gelirlerine baktığın zaman mesela esas faaliyet dışı gelirler ne? Yani 29.7 milyar TL'lik bir geliri var. Mesela esas faaliyet dışı finansal giderler yani kendi faaliyetlerinden olmayan finansal gelirleri 29.7 milyar TL iken gideri mesela 50.7 milyar TL olmuş. Yani buradaki gider ciddi anlamda yüksek. Mesela bakın görüyor musunuz yani buradaki gideri oluşturan nedir bunu dipnotlardan mutlaka bakmanız gerekiyor. Sürdürülebilir faaliyet dönem karına baktığımız zaman 88.8 milyar TL olduğunu gördük. O 69.5 milyar TL'den çıkmış zaten en nihayetinde dönem karı da bu rakamları sembolize ediyor değerli yatırımcılar. Evet, ee, şimdi bakın zaten asıl mesele de şurası olmuş. Yani şuradaki rakamın, e, buradaki rakamın çok net bir şekilde ortaya çıkmasını sağlayan unsurlardan bir tanesi de vergi değerli yatırımcılar. Yani net kar rakamının aslında bakarsanız ciddi anlamda yüksek tutan unsurlardan bir tanesi de vergi olmuş. Neden? Şimdi bakın. E, ee, ertelenmiş vergi gelirini görüyor musunuz? 15.7 milyar TL eksiymiş bu 2023 yılının 3. çeyreğinde ama bugün gelmiş olduğumuz noktada artı rakamındayız. Ee, dolayısıyla eklediğiniz zaman 88.8 milyar TL'ye çıkan bir e, rakam söz konusu olabiliyor. Mesela bakın şuraya da bakın. Mesela sürdürülen faaliyetlerden vergi geliri ya da gideri. Gideri görüyor musunuz? Sadece 634 milyon TL ama 16.3 milyar TL'ymiş 2023 yılının 9. ayında yani 3. çeyreğinde yani aslında bakarsanız vergi giderinin şimdi sürdürülen faaliyetlerden vergi gelirinin çok çok düşmesi neredeyse sıfırlanması bir ertelenmiş vergi giderinden ertelenmiş vergi gelirine doğru ee, sürecin işliyor olması işlemiş olması değerli yatırımcılar bir yıllık süre zarfı içerisinde tabi net bir şekilde de aslında bakarsanız net karı desteklemiş yani burada Evet satışlar artmış. Doğru. Evet Favok rakamında bir artış var. Ama en nihayetinde burada biraz daha şeyi falan değerlendirmek gerekiyor. Yani bakın mesela sürdürülebilir faaliyetler yani vergi öncesi mesela 86 milyar TL'den 89 milyar TL'ye çıkmış neredeyse. Öyle düşün ama işe vergi girince ciddi anlamda bir artış söz konusu olmuş. Dolayısıyla burada vergi unsurunu iyi gelen bilanço özelinde vergi kalemini ciddi anlamda bas almak gerekiyor. Onu da net bir şekilde size ifade edeyim. Şimdi nakit akım tablosunda şöyle bir şey dikkatimi çekti. Sadece şuraya bakacağım. Çok fazla kalemle kafanızı karıştırmak istemiyorum. Mesela nakit yaratmış şirket. Ama öyle ama böyle nakit yaratmış. Şimdi dönem başında nakit ve nakit benzerine bakar mısınız? 19.9 milyar TL'ymiş mesela. Hani dönem başı nakit ve nakit benzeri yani Yıla bu şekilde girmiş. Ama diğer taraftan bakın bu bilanço döneminde mesela bakıyorsunuz nakit ve nakit benzerlerindeki net artışı görüyor musunuz? Bakın 2023 yılının 3. çeyreğinde 51 milyar TL nakit azalışı varken bu yılın 3. çeyreğinde 39 milyar TL'lik bir nakit girişi söz konusu olmuş. E Dolayısıyla bu iki veriyi topladığınız zaman dönem sonu nakit ve nakit benzeri de 59 milyar TL'ye çıkıyor ve yıllık bazda bakın dikkat edin. 24.8 milyar TL'den 59 milyar TL çıkmış. Yani şirketin kasasına net nakit girdiğinde net bir şekilde görebiliyoruz değerli yatırımcılar. Şimdi biraz şöyle rasyo analiz tablosuna bakalım. Benim analiz yapmaktan en fazla keyif aldığım bölüm burası değerli yatırımcılar. Şimdi mesela cari oranı bakın. 0.97 hani 1.04 0.97 yani az önce gösterdim ya dönen varlıklar ile Kısa vadeli yükümlülüklerin hemen hemen eşit olması. Dolayısıyla bu rakamı 1. İşte ya da dönen varlıkların şöyle söyleyeyim. Kısa vadeli yükümlülüklerin dönen varlıklara kıyasla çok minik daha yani bir miktar daha yüksek olması. Dolayısıyla rakamı 1'in çok hafif altında tutuyor. İkisi de oranı yine nakit ve nakit benzeri çok yüksek olması ve ciddi anlamda bir giriş olması sebebiyle 0.93'lerde kalmış. Yani cari oran. Ve likitli oran arasında çok ciddi farkın olmaması nakit ve nakit benzeri olduğu gösterir Çünkü bakın mesela 0.61 seviyesindeymiştir burada da. Ve e, yükseliş var görüyor musunuz? Mesela e, yılın ikinci yarısını yani ikinci çeyreği ile üçüncü çeyreği arasında bir artış var. O da nakit girişinden kaynaklı. Kaldıraç oranına baktığım zaman değerli yatırımcılar aslında bakarsanız finansal borç oranında da net bir azalış var. Evet son dönemde bir miktar artış var yani şurada. Hani e, yılın ikinci çeyreğinde mesela. E, %34 seviyesinden mesela kaça çıkıyor? %36'lara çıkıyor yani. Çok cüzi bir artış var ama en nihayetinde şuraya dikkat edin. Şuraya dikkat edin. En tepe alın her zaman. 2022 yılında %65'leri görmüş. Finansal borç. Dev, inanılmaz yüksek bir rakam. İnanılmaz yüksek bir rakam. Yani şunu söyleyeyim. Bu döneme ya da Merkez Bankası'nın faiz arttırmaya başladığı döneme mesela Türk Hava Yolları böyle %60'larda %65 finansal borçluluk oranıyla gitseydi ödediği faiz rakamının bilançoyu direkt olarak kardan zarara çekme ihtimali vardı. Ama %65'lerden bugün gelmiş olduğumuz noktalarda finansal borç oranında özellikle %36'lara kadar borçluluğunu 2020 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde düşürüyor olmasını gerçekten güzel karşılıyorum. Bence harika. Diğer taraftan kaldıraç oranına bakıyorum. Yani topyekun borçluluk oranına baktığım zaman bir şeye dikkat edin. Bakın yani bu şirket yine 2022 yılının Hatta 2022 yılının sonu 2021 yılının ilk yarısının sonu yani 2021 yılının ilk yarısında bile %78'lere aşkın kaldıraç oranı yani net borcu varmış. E bugün gelmiş olduğumuz noktada %54'lere getirmiş yani %78 nereye %54 nereye ve istikrarlı bir şekilde borçluluk oranı düşüyor. Zaten yıllık bazda da bakın yani 2023'ün 3'ün çeyreğinde kabaca %64'lerde olan borçluluk oranı kaldıraç oranı %54 olmuş şu anda. Evet hani az önce gösterdik ya bilançoda. Mesela bakın şurada bir kez daha göstereyim. E, net borcunu yüzde yirmi arttırmış maliyet unsuru olacak falan filan diyoruz da. E, bu net borcu işte yıllık bazda evet bir miktar arttırmış olabilir ama genel resme baktığınız zaman yani genel resim e, borçları net bir şekilde azaltmaya sürdüren ve devam eden bir Türk Hava Yolları olduğunu görüyor. Bakın trend net aşağıda. %78 %54'lere %54 Ciddi anlamda borçlara da bir düşüş var. Şimdi bakın aktif devir hızı. Bu şirket Aktiflerini etkin bir şekilde satışa çeviriyor mu? Net satışlar böyle toplam aktif tamam mı? Aktif devir hızının formülü. Değer yatırımcılar aktif devir hızı bir süredir sabit. Yani Aslında bakarsanız çok etkin bir şekilde şirket ee, varlıklarını tam olarak satışa çevirmiş değil. Biz genelde bu rakamın bir hatta bir buçuklarda falan olmasını bekleriz. Ama sektörden sektöre farklılık gösterir. Mesela bu bir sanayi şirketi olsaydı mesela ben 0.61 rakamının çok düşük bir rakam olduğunu söylerdim. Ama Türk Hava Yolları için ideal. Zaten dikkat edin ortalama olarak bakın buralar e, biraz daha e, kriz yılları. E, dolayısıyla işte o kurun koptuğu yıllar 0.24'e kadar düşmüş ama ya yani Türk Hava Yolları'nın ortalaması 0.60'larda falan. Yani aktif devir hızı. Buralar normal karşılanmalı. Dolayısıyla 0.61 güzel. E, stok devir hızını geçiyorum e, sanayi şirketi tam değil e, şimdi öz kaynak devir hızı e, %1.45 burası ideal mesela bakın alacak devir hızı yani alacaklarını nasıl tahsil edebiliyor tamam mı bakıyorsunuz alacak devir hızı kaçtaymış şu anda 22 seviyesinde değil mi 22.08 22.04 değerli yatırımcılar bakın 2020 yılında 11.79'muş. Ne demek alacak devirizi de şu. Bu şirket 11 defa yıl içerisinde 11.79 kez. Kabaca 11 kez. Alacaklarını tahsil ediyormuş. Ama bugün gelmiş olduğumuz noktada Türkiye'nin ekonomik konjonktürü, kurlardaki kopuşlar, faiz arttırımları, ekonomide çarkların dönüş hızında çok net yavaşlama. Dolayısıyla alacakları tahsil etme ve öz, belki de Türk Hava peşin satma noktasında bir politika gütmesi alacak devir hızında e, yükselmeye yani artık 11 değil bakın şuralarda 11-12 kez e, alacaklarını tahsil ederken e, şu anda baktığımız zaman 22 kez alacaklarını artık tahsil etmeye başlamış. Yani aslında bakarsanız ben size şunu anlatmaya çalışıyorum. E, bu şirkette alacaklarının artık tahsil etme süresi ciddi anlamda kısalıyor. Yani alacaklarını artık daha fazla tahsil etmeye başlamış. Bu da işte şirkete şirkete nakit girişini sağlayan unsurlardan bir tanesi de olabilir. Dolayısıyla alacak devir hızının yükseliyor olmasını pozitif olarak okuyacaksınız. Alacak bakın mesela buralarda 29 kez alıyormuş ee, tahsil ediyormuş bir yıl içerisinde. Buralara geldiğiniz zaman 11 olmuş ama artık bir miktar yukarı doğru hareketler söz konusu olmuş. Yani aslında alacak alacakları artıyordu ya ticari alacaklar artıyordu ya ama alacak devir hızının da artıyor olması gayet olumlu. alacaklarını tahsil edebilen bir şirket olduğunu bana net bir şekilde gösteriyor. Şimdi karlılık oranlarına baktığım zaman %15.83. Bakalım. net bir yükseliş hareketi var. Bakın mesela 2020'lerde eksi yazan bir şirket tabii 2021'lerde hatta 2022'lerde 103 5 10 seviyelerindeyken şu anda gelmiş olduğumuz noktada 15-16'lar. Yani e, aktiflerini etkin bir şekilde kâra çevirmeye devam eden bir şirket. Dolayısıyla bunu pozitif olarak okuyacağız. Yani aktif karlılığı benim için çok önemlidir. Borçluluk oranı düşüyor ve aktif karlılığı yükselerek öz sermayesi, öz varlık karlılığında bir artış söz konusu oluyorsa bu şirket benim için çok kıymetlidir. Az önce dile getirdim. Yani Borçluluk oranı 78'lerden 50'lere 54'lere düşmüş. Aktif karlılığında çok net bir yukarı doğru hareketleme var ve 2020 yılından bu yana net bir şekilde yükseliş hareketi sürüyor, devam ediyor. Dolayısıyla bunu çok pozitif olarak karşılayacağız. Hatta 2023 yılın mesela bakın görüyorsunuz 3. Ee, çeyreğinde ee, %10 seviyelerindeyken şu anda %16'lara gelmiş. Diğer taraftan mesela Favök marjı. Favök marjında yıllık bazda bir miktar gevşeme var. Evet doğru ama Çeyreksel bazda zaten az önce arttığını diye getirmiştik. Net kar marjında da yine çeyreksel bazda en azından bir miktar artış var. O da iyi ama yıllık bazda tabii ki hafif o ölçüde de bir düşüş söz konusu. Ve öz kaynak karlılığı benim için en önemli şey yıllık bazda değerli yatırımcılar şu anda %37.9 ama mesela şöyle bakıyorum mesela hani geçtiğimiz yılın son çeyreğinde %51 seviyesindeydi. Dolayısıyla o günden beri bir miktar gevşeme hareketi var çeyreksel bazda zaman ama en nihayetinde yıllığa baktığınızda bakın %29.89'muş 2023 yılının 3. çeyreğinde öz kaynak karlılığı şu anda %38 yükselmiş gayet olumlu gayet güzel bir noktadan sonra yeniden yukarı doğru hareketlenme olacaktır çünkü aktif karlılığını istikrarlı bir şekilde arttırmayı sürdüren, 2020 yılından bu yana istikrarlı bir aktif karlılığına sahip olan bir şirketten bahsediyoruz değerli yatırımcılar. Ve hisse başı karı bir dikkat edin. Allah aşkına bir dikkat edin. Yani geçtiğimiz yıl 56.8ken yani şu anda 132 lira hisse başına kar var. E, bu da gayet olumlu, gayet güzel bir unsur. Şimdi eee Burada zaten genel itibariyle aktif karlılığından bahsettik. Piyasa çarpanları tarafına şöyle baktığım zaman değerli yatırımcılar size burada sadece çok kısa bir şey göstereceğim. Bir şey dikkat edin. Şimdi ben diyorum ki ya bana 6 aylık değil bana 1 yıllık grafiği ver. Geçtiğimiz yıldan bu yana 1 yıllık grafiği göster bana diyorum. FK piyasa çarpanları üzerinde. Ve bu şirket bana diyor ki mesela ortalama 3.35 FK'sı var diyor. Tamam mı? Bir yıllık süre zarfı içerisinde. Bakın. Hatta şöyle bakayım yanlış olmasın. Şurayı bir yıllık yaptık. Neden böyle oldu? Şöyle boyayacağız. Şöyle bakalım. Evet Ocak 2021'e geldim. Yok Ocak 2021 istemiyorum. Şöyle yapalım ya. Ocak 2024. Evet. Bu da iyi. Bu da iyi. Ee... Değerli yatırımcılar genel olarak yani e, tahmin ediyorum ki bunun bu şeyini sevmiyorum işte şurası ocak değil mi? Evet şuralar ocak ya. Evet şurayı alayım. Yani 2023 yılının ocağından bugüne kadarki süre zarfı içerisinde Türk Hava Yolları'nın ortalama FK'sı 4.15'miş. Şu anda güncel FK'sı kaç? %2. Piyasa değeri defter değerine bakın. Yani piyasa değeri bilançodaki defter değerine eşit. Şu anda kaç? yüzde yüzde demeyeyim 0.66 e, firma değeri böyle fabök 5.17 imiş ortalama bir buçuk yıllık kabaca ortalama e, şu anda 4.75 yani 4 FK ortalama ile çalışan hatta bu yıl itibariyle daha doğrusu bir buçuk yıllık süre zarfı içerisinde 7.40'lara kadar en yüksek seviye gören FK şu an sadece yüzde iki inanılmaz bir şey e, mesela Piyasa değeri defterlerine bakın. Bir seviyesinde olması gerekiyormuş. Yani ortalaması bilmiş. 1.93'ler ikilere yaklaşmış neredeyse. En düşük kaçmış 0.64. Değerli yatırımcılar zaten en düşükte neredeyse işlem görüyor. Bakın FK da 1.5 yıllık FK'sının neredeyse en düşüğünde işlem görüyor. Yani bu rakamlar gerçekten e, şu gelen bilançoyla baktığım zaman, analiz ettiğim zaman, değerlendirdiğim zaman e, FK özelinde olsun, piyasa değeri, defter değeri özelinde olsun, fiyatlamalar özelinde olsun, gerçek manada Gerçek manada bu şirketin ben net bir şekilde e, ederinin çok ama çok altında olduğunu düşünüyorum. İyi gelen bir bilanço var. Marjlarda bir yükseliş var. E, borçcunu arttırmış gibi gözüküyor. Ama size az önce de dile getirdim. Net bir şekilde de e, ortaya çıkarttığını gösterdiğini düşünüyorum. Trend halinde net bir düşüş hareketi var. Nerede? E, borçluluk oranlarında. Dolayısıyla borçların da yıllık bazda sürekli oransal bazda arttıran bir e, özür diliyorum çok özür diliyorum azaltan bir şirket olduğunda görmekteyiz. E, 2 FK ile işlem görüyor. Bir buçuk yıllık FK'nın ortalaması 4. Dört buçuk. E, 0.60'larda piyasa deri defter değeri. E, normalde kaç olması lazım? 1. 1.20 seviyelerinde. E, firma değeri Fabrik'te de yine yani bu 3 kritik e, değerlemelerde kullanılan ucuzun pahalı olarak değerlendirilen Rasyoların hepsi 1,5 yıllık süre zarfı içerisindeki en dip seviyelerine oldukça yakın. Bir noktadan sonra Borsa İstanbul'da yön tabii ki yukarı dönecektir. Ve bence Türk Hava Yolları özellikle de önümüzdeki 12 aylık süre zarfı içerisinde net bir yukarı doğru fiyatlama zaten bekliyorum. Öncelikle onu söyleyeyim ama 2 sene sonra dönüp baktığımız zaman Türk Hava Yolları'na şöyle bir şey diyeceğiz. Hani biz yatırımcılar çok severiz ya geçmişe bakarak yorum yapmayı. Baba buradan da alsaymışız şu anda bu kadar para kazanmışız diyeceğiz. İki sene sonra iki senenin sonunda Türk Hava Yolları için bunu çok rahatlıkla konuşurum. Beşinci senenin sonunda da bence enflasyonu ciddi anlamda yenmiş e, yatırımcısına ciddi e, para kazandırmış bir fiyatlama söz konusu olabilir. bu Tabii ki benim şahsi yorumum benim kendi görüşüm ama dediğim gibi yani yayın başında da söyledim. Ben bir fon yöneticisi olsaydım şu bilanço yapısı şu çarpanlarla ve Türk Hava Yolları'ndan bahsediyoruz değerli yatırımcılar. Tırıvırı tırıvırı bir şirketten bahsetmiyoruz yani. Endeks'in kağıdından bahsediyoruz. En baba kağıdından bahsediyoruz. Yani şu gelen bilançoyla, şu gelen çeyreksel marjlardaki toparlanmayla Allah aşkına 2 FK. 0.60-0.70 bandındaki piyasa değeri, değeri, defter değeri nedir Allah aşkına. Sizin takdirinize bırakıyorum. Videoyu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yalnız YouTube kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoların altına da güzel yorumlarınızı eksik etmeyerek bana destek verirseniz çok ama çok mutlu olurum, çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın, iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.